olsun kızım. Afiyet olsun. İçti kaçtı gibi olacak ama biz müsaade istesek. Oturuyorduk. Pazara gideceğiz daha. Reyhan da dinlensin, sonra gece nöbete gidecek yine. Uyandı. Koş sen bak Umut'a, gideriz biz. Tamam, yine gelin. Geliriz kızım. Koş, çatlayacak çocuk. Aa, nasıl da bağırıyor. Bir orada bir burada. Huyu değişti onun da. Allah hayır etsin ama ben bu işin sonunu iyi görmedim Cevdi'ye. Nine. Öyle ama. Gelmiş de ne olmuş? Eski tas eski hamam. Bu iş bitmemiş, ben söyleyeyim. Bunun bu ikinci damarı varken biter mi? Yazık. Biraz kadın ol. Yüzün güleç, dilin tatlı olsun diyorum. Alttan al. Sen de kocanın huyuna git diyorum. Sanki duvara konuşuyorum. Böyle bön bön dinliyor. Sonra yine bildiğini okuyor. Hadi ne çabuk. Kim bilir sabah sabah ne laf söyledi de çocuğa bir çuval inciri berbat etti yine. Geçinmeye gönlü yok anacığım. Bahane arıyor demek ki. Neyse biz iyi diyelim de iyi olsunlar. İnşallah ama bu gidişle zor be Nuniş. Kadın dediğin yumuşak olur biraz. İdareci olur. Böyle höt söt nereye kadar? Fazla naza aşık usandırır haberi yok. Geç kalıyoruz nine. Hoşça kalın. Güle güle yine gelin. Tamam sen de gel. Ay benim başımdaki dert bitmeden bir yere çıkamam. Sen gel yine. Hadi selametle. Güle güle. Kapı önü sohbeti tatlıdır malum. Konu ben olunca tatsız oluyor ama değil mi? Naz eden ben değilim Cevriye Hanım. Bile bile yapmayın şunu lütfen. Aa, kedi gibi sessiz sessiz gelip dinledin mi sen bizi? Ayıp ama. Kötü bir şey mi söyledim peki? Ne diyorsam senin iyiliğin için kızım. Sen inanma bana, inanma. Ben senin için neler yaptım haberin yok. O kadın meselesi doğru mu yanlış mı diye kendimi parçaladım. Dün gece kalktım taverneye bile gittim bu halimle. Gerçekten mi? İnanmazsan Nuniş'e sor. Beraber gittik. Konuşalım bakalım Aslı Aslı'ları var mı diye. Biliyordum olmadığını ama ondan duyayım dedim. Yüz yüze gelince tutamadım kendimi, atladım üstüne. Zor aldılar elimden. Nasıl yaptınız bunu? Pişman oldum sonra. İş yerindekilere rezil oldu diye. Ama ben gerçekten inansaydım onun seni yuvanı yıkmaya yeltendiğine, vallahi da billahi da saçını başını yolardım. Evini bile basardım. Ha, adresini niye arayıp buldum sanıyorsun? Ne bakıyorsun öyle? Sen gittin diye evde göbek atmadım ben. Bu işi nasıl düzeltirim diye uğraştım. Sordum, soruşturdum, evini de öğrendim kadının. Dört yoldan ilk sağdan sapıyormuşsun, biraz aşağı indikten sonra solda köşedeki sarı evmiş. Bahçe içinde tek katlı. Orada oturuyormuş. Eğer öyle bir şey olsaydı gerçekten yıkardım evini başına. Baban konuştu, inandı Tahsin'e. Sen niye konuşmuyorsun kızım? Konuş, bir dinle. Sen de ikna olacaksın. Vallahi bak. Dikkat edin, düşmesin. Sen nereye? Mama hazırlayacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.